Alamaz öyleyim, alamaz lansın. Alamaz öyleyim, alamaz lansın. Kanlı gömleğimi bağrına bastın. Bağrına bastın, bağrına bastın. Oğlum gelir diye yola bakmasın, yola bakmasın, yola bakmasın. Nişanlım güzeldir kardeşim alsın, nişanlım güzeldir kardeşim alsın. Kardeşim alma olsa ellere kalsın, ellere kalsın, vay ben beni. Hastayım garibim, ölüm neyime, hastayım garibim, ölüm neyime, ne kusure güzel yarime, güzel yarime. Azap işlemiş her şeyime, azap işlemiş her şeyime. Garibim hastayım, ölüm neyime, ölüm neyime, vay ben beni. Kızın çobanı deli gibi sevdiğini. Kız günlerde çobanın yoluna bakmış. Günün birinde çoban çıka gelmiş. Padişah çobanın geleceğinin haberini almış. Sonra... Sonra ne baba? Bak! Şahin! Şahinim! Ediven! Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Gözlerim hep yollarda kaldı.
Benim ahu gözlü sultanım, gelmez olur muyum hiç? Nasılsın baba? Sağ olasın Şahin, sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi kara kaçar, hadi! Ne olursun, yürü be! Seni Nasan babaya götüreceğim ya! Yürüsene be kardeşim! Eşek oğlu eşek! Eşek oğlu eşeksin işte! Ha! Ne mendubursun be, insanı zorla kötü kötü söyletirsin! Şaka yaptım, kara kaçar şaka! Canım! Mwah! Ah kara kaçanım benim! Sana ne alacağım biliyor musun? Heh, sana şeker alacağım, şeker! Bir tanem benim! Gidersin değil mi? Hadi gidelim! Kaynanam gibi ne inatçısın be! Sen yürümezsen, ben yürütürüm seni! Alttan dalayım şöyle! Hadi bismillah! Urfa'lı yâne, zeyben Urfa'lı yâne, zeyben gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay! Gönlümün gözü çeksin, gönlümün canı çeksin, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim. Ben yokken neler yaptım? Seni düşündüm. Her gün Nahsan babanın yanına gelip yollarına baktım. Sensiz her saatin sene gibi geldi bana. Benim de günlerim hep seni düşünmekle geçti. Gittiğim her obada, dolaştığım her yerde gözlerimde hep sen vardın. Sana bir an evvel kavuşabilmek için rüzgarla yarış ettim. Çılgınca açtım dağları, dereleri. Seni o kadar, o kadar çok seviyorum ki... Bana ulaşmak için de olsa, böyle çılgınca at koşturmaların korkutuyor beni. Korkma Edip, Şahin'ine bir şey olmaz. Bu ne hal? Ne olsun Nasan baba? Eşek oğlu eşeğin mendeburluğu tuttu. Bugün de biz onu taşıyoruz. Ağam geldi ha? Geldi tabii, geldi. Nerede şimdi? Kayalıktadır. Ben gider bulurum onu. Dur lan sen! Eyvallah! Demek Ali Cudi bacımı ister ha? Bugün... veya yarın dünür gönderecekmiş. Annenden öğrendim.
Bilmez mi ki bu işin olmayacağını da üzerine varın. Beni çok mu özledin Çeto? Hem de nasıl? Sağ olasın. Hadi gidelim. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i oğlum Ali Cudi'ye avrat etmek isterim. Kızım size kurban olsun ama amcaoğlu Kerim'e sözlüdür. Oğlumun erkekliği, yiğitliği her yere şan oldu. Kerim de kim oluyor ki Zeynep'e sahip çıksın? Yanlış anlama. Ben oğlun Ali Cudi'yi beğenmemezlik etmedim. Ne kadar olsa Kerim'in amca kızında hakkı vardır. Beşikteyken sözledik. Rahmetli anasının da vasiyeti buydu. Dedim işte, beşikten sözlüdür. Hanım, hanım, bu işte kan kokar. Kim ne derse desin, Zeynep'i Kerim'e mal etmeyeceğiz. Oğlumun dilediği her şey olur. Hanım, kocam yeni öldü. Evimin tek erkeği Şahin'imdir. Bu şiddetinizi sakın ona duyurmayın. Duysa ne çıkar? Dedim ya, Zeynep bizim olacak. O kadar. Şahin'im, oğlum, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ana. Ne cevap verdin onlara? Olmaz dedim. Kerim'in sözlüsüdür dedim. İyi etmişsin ana. Zaten öyle soysuz eşkıyalara verilecek bacım yok benim. Bunu bir gün kendisine söylerim. Sakın yavrum, ondan dalaşmayasın. Tasalanma ana. Eve bıraktım bacımı. İyi ettin Çeto, hadi. Adam! Adam! Ana! Ana! Ne var o? Bana Zeynep'i çok gördüler. Bunu şanıma yediremem. Zeynep mutlaka benim olacak. Sana da dediler ha? Arın varsa yapacağını yap, oğlum olduğunu göster onlara! Zeynep almazsan sütüm sana haram olsun! Ben Rahim Ağa olayım da, kızı benim oğluma satmasınlar. Ağrıma gider bu benim. Sonra ne der bana bütün aşiret? Söyle baba, ne yapmam gerekir? Bu arı temizleyeceksin. Zeynep'i kendine avrat edineceksin. Karşı gelen olursa, öldüreceksin, keseceksin, asacaksın! Benim oğlum olduğunu ispat edeceksin. Dediğin olacaktır baba. Nam için Zeynep benim olacak. Benim! Yerme kendini! Senin olacaktı, senin! İşte Arap aleminin tek rakkasesi Leyla Hüsur. Hoş geldin sultanım. Buyur, neşe getirdin, zevk getirdin, sefa getirdin. Vay be! Hey, ne avrat be lokum! Şşşt! Karakaçan,
Baksana şöyle, baksana be! Bak oğlum, bak ha! Aa, şuraya bak hele! Ağam su dolduran bizim Zeynep değil mi? Evet o, ta kendisi. Gaffar, sen burada kal. Su mu dolduruyorsun sultanım? Güzel sultanım, destinden bir yudum su içebilir miyim? Suya yandığım gibi sana da öyle yandım. Çekil yolumdan! Ya çekilmezsem? Bu yaptıklarını ağama söylerim sonra. Dilediğine söyle! Sen benimsin, benim olacaksın! Ver suyundan içeyim! Bırak! Vay Allah! Ceylan'ı ürküttün! Ne kadar yürükse tüneyeceği yer benim kafesimdir! Ne var, niye ağlıyorsun? Ali Cudi çeşmede dolaştı bana! Destimi de kırdı! Ya, öyle mi? Hadi sen gir içeri! Ali Cudi nerede? Gelmedi ağam. Hem sonra o bugün buraya gelmez. Neden? Bu annesinin meyhanesine gelen rakkasiye gitti de ondan. Ya, peki. Thank you.
Bırakın be! Hoş geldin Şahin. Pek de hoşa gelmedim Cudi. Sen çekil şöyle bakalım bir kenara. Bacım sözlü biliyorsun. Beşikten söz dedik onu Kerim'e. Yakışmaz sana başkasının sözlüsüne dil uzatmak. Bana bak Şahin, biz de beraber büyüdük. Çok iyi anlaştık bugüne kadar. Allah'ın emriyle istedim bacını. Allah'ın emrine karşı koyacak değilim Ali Hüdi. O söze boynum kıldan ince, ama olmaz dedim. Sözlü işte. Onu da Allah'ın emriyle sözledik. Ne demek öyle? Güzellikle olmasa zorla da almasını bilirim. Sakın bir daha bu hatayı yapayım deme! Adam? Adı Şahin. Şahin sen. Beni nasıl buluyorsun? Güzelsin. Sar beni Şahin. Daha kuvvetli sar. Kollarımın arasında ezilip erimesin. Bu gece bitmesin. Sabah olmasın. Sabah ayrılığın işaretidir. Güneş doğmasın. Bu gece yalnız senin için oynamak istiyorum.
Kerim oğlum, Padile Hanım'ın oğlu Ali Cudi ile başımız derde girecek. Onun için bir an önce düğün hazırlıklarına başlayalım. Olur anam, sen nasıl dilersen öyle olsun. Oh ya, oh ya! Düğün olacak ya, ben de göbekleri atacağım ya! Düğünde göbekler atacağım, düğünde göbekler atacağım! Aman! Hele hayırlısıyla şu düğün bir bitsin. Sonra biz başlarız hazırlıklara, ha? Ne dersin? Ben ne derim ki Şahin'im? Sen nasıl dilersen öyle olsun. Benim dileğim bir an evvel benim olmandır. Çünkü sen benim kadınım, mehtabım, güneşim, her şeyimsin. Şahin'im, bu sözleri senden duymak beni öylesine mutlu ediyor ki. Fakat gene de içimde bir korku var. Bir gün beni bırakıp uzaklara, çok uzaklara gidecekmişsin gibi geliyor bana. Hasalanma Edip. Güneşsiz bir çiçek nasıl solmaya mahkumsa, ben de sensiz gidersem öyle ölmeye mahkum. Yakıştı değil mi? Doğrusu senin başına edildi. İnşallah seni de telli duvaklı görürüz. Düşünüyorum da Zeynep'i düğün evinden kaçırmamız delilik olur. Peki sen ne düşünüyorsun Gaffar? Bana kalırsa bir fırsatını bulup Kerim'i öldürmeliyiz. O zaman Zeynep sana kalır. Düşüncen güzel Gaffar. Thank you.
Durun bakayım. Buradan geçelim. Ayrı ayrı yerlerde pusu kuracağız. İlk fırsatta Kerim mutlaka ölmelidir. Unutmayın, Soru Dağı'nda buluşacağız. Gaffar, sen benimle gel.
Ne oldu? Pencereden ateş ettiler. Durup dururken adamı niye vurdu? Bizi gördüğü için ölmesi lazımdı. Kim vurdu seni? Teslim ol! Ben öldürmedim. Karakolda anlatırsın bunları. Ver silahını. Hadi, düş önümüze. Cinayetle hiçbir ilgim yok. Beni buraya bir günah olarak getirdiler. Ölen şahsı tanır mıydın? Tanırdım. Aşağı mahalledendi. Sessiz, zararsız bir insandı. Bu cinayeti sence kim işlemiş olabilir? Bana kalırsa bacımı Ali Cudi veya adamları öldürdü. Doğru söyleyeceğine, şerefin ve namusun üzerine yemin eder misin? Ederim. Şahin, bacısı Zeynep'le Kadir'i senin öldürdüğünü söylüyor. Yalan! Bacısı Zeynep'i ben istediğim için bu kötülüğün de benden geleceğini sanıyor. Bana iftira ediyor. Ben Zeynep'i gözümden çok severdim. Nasıl kıyarım ona? Zavallı Kadir'i de şüphe üzerine öldürmüş olabilir. Şahin son günlerde içip içip etrafa çatıyordu. Beni bile ölümle tehdit etti. Yemin ederim ki söylediğim gibi. Gaffar emmi doğru söylüyor. Şahin önüne gelene küfür eder dururdu. Bela arıyordu, belasını da buldu. Bu adam oğlumu kahvehanede, meyhanede, her yerde sıkıştırıp duruyordu. Bu yüzden oğlum sokağa çıkamaz oldu. Bu adamdan her şey beklenir. Ve beklediğini de zavallı sessiz bir insana kıyarak ispat etti. Yalan. Hepsi yalan. Yemin ederim yalan. Senin bu işi yapacağına ben de inanmıyorum. Ama bütün deliller aleyhine. Suçlu bulunana kadar kanun seni bir müddet zindana atmamı emrediyor.
Yavrularım benim, birini kara toprağa, birini de zindana göm. Başım sağ olsun ana. Bu acıyı seninle paylaşıyorum. Üzüntüne ortak olmak istiyorum. Berhudar olun yavrum. Acım büyük, içim kan ağlar. Bu acı hepimizi harap etti ana. Şimdi Zeynep için sokaklarda boyratlar söyleniyor. Ağıtlar yakılıyor. Gülmez kader, gülmez ister. Derde serler, derde düşer. Öyle bir zalim yakar. Sen o nazlı yâre küstün. Ben o nazlı yâre küstün. Öyle bir zalim yakar. Ben o nazlı yâre küstün. Ben o nazlı yâre küstün. Şahinim benim, yaralı Şahinim, Zeynep'in derdiyle kalın duvarlar arasında kalan Şahinim. Kendini bitirdin, harap ettin Edile. Sen olsan benim yerimde ağlamaz mıydın? Hiç kırmaz mıydın? Yanmaz mıydın? Bu dert seni bitirmez miydi? Allah kavuşturur gibi, üzülme. Tamam, bu iş oldu. Çok dikkat edin çocuklar. Giy şunu bakayım. Havanın iyice kararmasını bekliyorum. Tamam anne, merak etme, yürü. Thank you.
Allah'ım sen onların yardımcısı ol, hayırlısıyla gelmelerini nasip eyle. Hey! Çocuklar! Hey! Geldim! Gördüm ben! Ne oldu? Ortalık sakin! Sakin ortalık! Görünürlerde kimsecikler yok! Güzel! Siz şimdi doğru eve gidin. Kimseye bir şey belli etmeyin. Ben ortalık yatışıncaya kadar Nassan Baba'nın kulübesinde saklanacağım. Anamı benim için gözlerinden ve ellerinden öp. Allah'a ısmarladık Yedivin. Bana gelecek olursan dikkat et. Seni kimse takip etmesin. Hadi. Eyvallah! Tamam. Nerede? Nahsan Baba'nın kulübesine gitti. Ortalık yatışıncaya kadar orada saklanacak. Bu kadar üzme kendini. Allah büyüktür yavrum. Göreceksin bak, her şey düzelecek. Düzelse bile ne çıkar? Bacım kara toprakta yatar. Ölmedi yavrum. O hala içimizde yaşıyor. Nereye? Mezarlığa. Geldin yavrum. Hoş bulduk. Şahin nerede? Zeynep'in mezarını ziyarete gitti. Bacım benim. Canım kardeşim. Nasıl kıygılar sana? Nasıl? Nasıl olur bu? Ama mezarının başında yemin ediyorum, intikamını alacağım. Alacağım intikamını. Kovmayacağım onların yanına bunu. Önemli ölünmez, üzme kendini bu kadar. Biliyorum. İnsan olduğunu söyler. İyi insan da vicdan sahibi olur. Bildiklerin seni rahatsız etmiyor. Masum bir insanın ahını almak sana yakışır mı? Ne yaparsın ki, bir hata işledim. Ali Cudi'nin bu kadar kalleş olacağını bilmiyordum. Neyse. Zafiye'ye bildiklerini şayet anlatacak olursan, seni dilediğin şekilde mükafatlandırırım. Anlaştık mı?
Peki. Hadi öyle. Demek Leyla ile işbirliği yapıyorsun ha! Atın bu köpeği içeri, gözüm görmesin! Hadi yürü! Çabuk! Şahin masumdur. Zeynep'i de, Kadir'i de öldüren Ali Cudi'dir. Evvelce neden yalan söyledin? Yalanın suç olduğunu bilmez misin? Biliyorum. Cezama da razıyım. Şahin'in daha fazla zindanda yatmasına vicdanım el vermedi. Yalan söylediğim için günlerce azap çektim. Şimdi bana bildiklerini ve gördüklerini baştan sona kadar anlat. Peki. Ne var, ne istiyorsunuz? Şahin zindandan kaçıp dağa çıkmış. Dağa mı çıkmış? Evet ağam. Kardeşinin intikamını almak için muhakkak buraya gelir. Onu burada öldürürsek zaptiye ile başımız derde girebilir. O buraya gelmeden biz onu gizlendiği yerde bulup öldürmeliyiz. Cabbar! Emret! Sen iyi sürersin değil mi? Tabii ağam! Şahin! Kendini şimdiden ölmüş bil! Zeynep'in ölümünün seni ne kadar üzdüğünü biliyorum. Ben de, anan da hepimiz aynı üzüntüyü duyuyoruz. Fakat elden ne gelir? Bırakmam Edina. Bırakmam bunu Cudi'nin yanına. Yalvarırım Şahin'im, elini kana bulama. Seni gene zindana atarlarsa ben ne olurum, ölürüm kahrımdan, ölürüm. Bir kere bacımın mezarı başında and içtim. Dönemem yolumdan. Zaptiye peşinde. Yalvarırım birkaç gün bekle. Bütün kasaba senin suçsuz olduğuna inanıyor. Suçlular er geç yakalanacaklar. Vakit geç oldu. Gitsen iyi olacak Edibe. Allah'a ısmarladık Şahin'im. Güle güle. Kendine dikkat et. Güzel Leyla! Ne o Ahmet? Bir şey mi var? Ali Cudi ve adamlarını gördüm. Ellerinde silahlarla şehir dışına gidiyorlardı. Galiba Şahin'in peşine giderler. Gaffar nerede? Meyhanede. Çabuk getir onu buraya. Ya gelmezse? Leyla çağırıyor de. Çok mühimmiş de. Baş. Thank you.
Ağam, seni Leyla bacım çağırıyor. Gelemem. Ali Cudi ile görülecek bir hesabım var, onu bekliyorum. Çok büyümüş ağam, öyle dedi. Peki. Buyur Leyla. Gel otur şöyle yanıma. Çekinme, otur. Sana vaat ettiğim bir mükafat vardı. Sözümde dururum ben. Yalnız bir şey var. Nedir o? Ali Cudi ve arkadaşlarını yolda ellerinde silahlarla görmüşler. Galiba Şahin'in peşine düştüler. Onu avlayacaklar. Buna mani olabilir misin? Meraklanma, Ali Cudi Şahin'i öldüremeden benim kurşunlarım da ölecek. Hadi Gaffar, bu işi gör. Sonra da mükafatını al. Seni burada bekleyeceğim. Meraklanma sen, Şahin kurtulacak. Şimdi peşlerine düşerim. Benden selam söylersin. Yanına gelemeyişimin sebebini biliyorsun, zaptiyeler benim de peşimde. Olur, söylerim. Bana bak, çok dikkat et, kimseye gözükme. Bu azığı da al götür. Hadi. Peki, gözükmem. Oğlunuz Şahin'in suçsuz olduğu anlaşıldı. Kadir'i öldüren Ali Cüddi'ymiş. Şahin neredeyse haber salın. Yaşa! Ben gel öpeyim! Bir daha öpeyim! Eşşe ol, eşek sen de öpeyim! Müjde! 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 İman edin Müjde ağam! Ağam kurtuldu Müjde! Duydum, durmadım demeyin! Ağam kurtuldu! Ay, ayağım ayağıma takıldı, ayağını seveyim! Müjde! 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 Bacım Müjde! Müjde bacım! Bacım Müjde! Müjde! Müjde bacım! Müjde! Ne var Çeto? Bir şey mi oldu? Ağam kurtuldu bacım! Ağamın kabahati yokmuş! Allah'a şükürler olsun! O Ali Cudi yok mu? O işlemiş cinayetleri ya! Ya! İşte böyle bacım! Sahi mi Çeto? Vallahi billahi! Namussuzum! Annem babam ölsün ki! Tabii! Biz evde de oturuyorduk, Zaptiye amca geldi... Kendisi bilakis bilhassa bana söyledi. Ya ben de heyecanlandım. Şimdi bu müjdeyi gidip herkesten önce ağama müjdeleyeceğim. Belki bir şeyler alırım kendisinden. Hadi eyvallah. Allah'ım, sana şükürler olsun. Dualarımı kabul edip onu bana bağışladığın için sana binlerce şükür ya Rabbim. Bekleyeceğiz. Tek geçit burası. Şahin'e gelmek isteyen birisi muhakkak buradan geçecektir. Hadi alın yerlerinizi, çabuk! Thank you.
Nereye gidiyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Şahin'e gidiyorsun değil mi? Hayır. Hayır mı? Söyle, nerede saklanıyor Şahin diyorum, hadi konuş! Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Al öylese! Şimdi bilirsin, söyle! Nerede saklanıyor Şahin diyorum, söyle diyorum sana, söyle! Bilmiyorum! Onun geldi Ali Cudi! Artık hiç kimseye kötülük edemeyeceksin! Sen de belanı buldun Gaffar! Silah sesi ne taraftan geldi? Şu taraftan! Edibe!
Edibe! Şahin! Şahin! Amcaoğlum! Ne yaptılar sana? Kıydılar mı sana? Ben sözümde durdum. Hepsini öldürdüm. İntikamımızı aldım. Söyleyin anama, ağlamazsın. Şahin! Şahin! Ne kultur etsin güzel yarime, güzel yarime, güzel yarime. Azap işlemiş her şeyime, azap işlemiş her şeyime. Garibim hastayım ölüm neyime, ölüm neyime, vay ver beni. Garibim hastayım ölüm neyime.